Selam, Beyaz Yeti'ye hoş geldiniz. Bugün size pek çok kişinin istediğini gördüğüm Sonsuzluk Kalesi'ni açıklayacağım. İyi seyirler. Ayrıca çok kısa bir duyuru, kanalı yüreklerimizi aktifleştirdik. Sadece 15 liraya 3 günde bir yayınlanan ayda 10 tane, ki tanesi 1,5 liraya denk gelmiş oluyor. Üyelere özel shorts videolarından haberdar olmak veya kanala destek olmak istiyorsanız katıl abonesi olabilirsiniz arkadaşlar. Açıklamaya Sonsuzluk Kalesi'nin ne olduğu ile ilgili başlamak istiyorum çünkü fark ettiğim üzere ortada yoğun olmasa da bir bilgi kirliliği var. İlk olarak şunu söylemeliyim ki, bu Muza'nın gücüyle alakalı veya onun sonradan ortaya çıkardığı bir güç, bir mekan değil. Sonsuzluk Kalesi bir iblis kan tekniği ve kullanıcısı Nakime isimli bir iblis. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama Muza'nın her zaman kayırdığı bir kadın iblisin olması oldukça da ilginç. Zamanında bu kişi Tamayo'ydu. Tamayo onun iradesinden kaçmayı başardığında ise yanına Nakime'yi almış olmalı. Bana soracak olursanız Muza'nın bu iki karakteri yakınında tutmasının temel nedeni iblis kan teknikleriydi ve bu yüzden Tamayo ve Nakime'yi kayırıyordu. İkisinin de teknikleri dövüş gücü olarak bir vaat etmeyen, saklama ve destekleyici nitelikleriyle birlikte öne çıkan tekniklerdi. Konumuza dönecek olursak Sonsuzluk Kalesi adının hakkını verircesine sonsuza kadar sürecekmiş gibi görünen ahşap dolaplar, salonlar ve koridorlarla kaplı bir alternatif boyut. Bu boyuta asla ama asla güneş ışığı gelmediği için burası Muza'nın için mükemmel bir saklanma yeriydi ve burası bir nevi Muza'nın üssüydü. Büyük bir ihtimalle gününün çoğunu burada geçiren Muza'nı bulabilmek için Tanjiro gibi ana karakter şansına sahip olmanız gerekiyor. Sonsuzluk Kalesi Jujutsu Kaisen serisindeki alan genişletme tekniğine benzese de tamamen aynı değil. Nakime Bivasını tıngırdattığında menzili içinde belirlemiş olduğu bir noktada bir kapı ortaya çıkıyor ve alana girişiniz bu şekilde oluyor ki oldukça geniş bir menzil olduğunu da söyleyebiliriz. Bunun dışında bir giriş şekli daha var ama ondan daha sonra bahsedeceğiz. Sanki her yere 360 derece dönebilen bir kapının içerisinde olduğunuz için adındaki sonsuz kısmı daha belirgin oluyor ve sıradan bir iblis avcısının kolaylıkla kaybolmasına sebep oluyor. Mekanın içindeki yer çekimi oldukça çarpık. Bu yüzden burada bulunan sıradan bir iblis avcısıysanız silah arkadaşınızın baş aşağı yürümesine veya düz duvarlara koşuşturmasına pek de şaşırmayın. Bunun dışında Nakime binanın içindeki tüm yapıyı da kontrol edebiliyor. Mesela önünüzde bir duvar belirebiliyor veya kendinizi bir odanın içinde bulabiliyorsunuz. Muichiro ve Guyomi'yi birlikte koşarlarken Muichiro bir duvar sütunu tarafından darbe alıyordu. Büyük bir ihtimalle Muichiro'nun canı bile yanmamıştı ama burada temel amaç haşiraları birbirinden ayırmaktı. Bunun dışında Nakime, onu hedefleyen Obanai ve Mitsuru'ya zor zamanlar yaşattı. Hatta Obanai bu tekniğin çok sinir bozucu olduğunu da anlatmıştı. Nakime, Muzan tarafından kaydırılan bir iblis olduğu için onun varlığı dolayısıyla Sonsuzluk Kalesi'ni 12 Kizuki'den başkası bilmiyordu. 12 Kizuki bile bu mekanda olduklarını gördükleri an soğuk soğuk ter döküyorlardı. İblisler bile nerede olduklarını, hele ki üst aylar, ilk bakışta anlayamıyorlardı. Biraz da bu yüzden Sonsuzluk Kalesi'ne bir giriş şekli daha olduğunu söyledim. Büyük ihtimalle Nakime Bivasını kullanarak 12 Kizuki'yi Sonsuzluk Kalesi'nin içine ışınlayabiliyor. Ayrıca alanın içindeki iblislerin yerini de değiştirebiliyor. Bu durumun insanlar için geçerli olduğunu düşünmüyorum. Zira örnek vermek gerekirse Nakime sizi yemek istiyor diyelim. Siz de bir şekilde oradan kaçtınız. Ama bir dakika, sonra o Biva'nın sesini tekrar duydunuz ve tekrar içindesiniz. Eğer teknik böyle olsaydı Nakime cidden kırık bir karakter olurdu. Zaten iblis avcılarımız kapı aracılığıyla Sonsuzluk Kalesi'ne giriş yapmışlardı ve insanların ışınlandığına dair bir icraat gösterilmedi. Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz yorumlarda belirtin bakalım. Sonsuzluk Kalesi'ni 12 Kizuki dışında bilen birisi olmadığını söylemiştik ama ne zaman ki Nezuko güneşi yendi, işte o zaman 12 Kizuki'den birisi bile olmayan Nakime birdenbire üst ay 4 oluverdi. Büyük bir ihtimalle Enmu'da olduğu gibi Muza, Nakime'yi kanıyla güçlendirdi. Bu sayede tekniği de doğal olarak güçlenen Nakime, uzun süren bir hazırlık sürecinin ardından tüm iblis avcılarını başarılı bir şekilde Sonsuzluk Kalesi'ne çekti. Ayrıca ne kadar iblis varsa onların Sonsuzluk Kalesi'ne çağrıldığını da unutmamak gerekiyor. Bu kadar iblisi barındırabilmesi de Sonsuzluk Kalesi'nin cidden bir sınırının olmadığını gösteriyor. Üstelik sadece mekanın dışına çıkış yerini göz önüne aldığınızda gizli operasyonlar için de mükemmel bir konuma ulaşıyor. Demirci köyünü harap etmek veya Muzan'ı herhangi bir konuma bırakmak gibi faydalarını da seride zaten görmüştük. Kısacası bu alanın iblisler için artıları saymakla bitmiyor. Ve Nakime istemediği sürece alandan dışarı çıkabilmenin de bir yolu yok. Alanın içinden çıkabilmek için iblisi öldürmekten başka bir yol yok gibi görünüyor. Veya Tamayo'nun yancısı Yoshida'nın yaptığı gibi iblisi kontrol edebilecek bir gücünüz olmalı. Nakime'nin zihninin ele geçirilip Muza'nın manipüle edilmesi,
Sonsuzluk Kalesi'nin iblisler için olan tüm avantajlarını resmen dezavantaja dönüştürebilir. Mesela güneş doğduktan sonra Muzan'ı birden Sahra Çölü'nün ortasına bırakabilirlerdi. Şaka bir yana Muzan her zamanki gibi sadece kendisini düşündü ve Nakime'yi öldürerek Sonsuzluk Kalesi'ni bir nevi yok etmek zorunda kaldı. Evet, video buraya kadardı. Biraz kısa olduğunu biliyorum ama size Sonsuzluk Kalesi ile ilgili gerçek olmayan şeyleri açıklamak istemedim. O yüzden kısa ve öz olsun. Eğer videoda bahsetmeyi unuttuğum şeyler varsa yorumlarda yazın. Eğer buraya kadar izlediyseniz zaten hoşunuza gitmiş ve beğenmişsiniz demektir. O yüzden bir beğeni bırakmayı ve daha fazlasından da haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.